Speak out, starter, unit 6.1, grammar, there is, there are. Bu videoda there is, there are yapısını ve hangi durumlarda kullanıldığını çalışacağız. Daha sonra konuyla ilgili birkaç alıştırma yapacağız. Bu yapıyı Türkçedeki var ifadesini kullandığımız durumlarda, yani bir şeyin ya da birinin bir yerdeki varlığını ifade etmek istediğimizde kullanırız. Eğer varlığını bildiğimiz şey tekil ise deriz, çoğul ise derar kullanırız. Bu yapıyı ayrıca bir şeyin yerini bildirmek için kullanırız. Derizden sonra tekil isim, derardan sonra çoğul isim kullanırız. There is a table here. There are two tables here. There's a good program on TV tonight. There is a big tree in the garden. There are some students outside. There are families on the beach. Bir şeyin bir yerde olmadığını söylemek istediğimizde de yapıyı not kullanarak olumsuz yaparız. There is not, there isn't ya da there are not, there aren't şeklinde. Özetle bu yapıyı bir şeyin bir yerdeki varlık ve yokluk durumlarından bahsetmek istediğimizde kullanırız. There isn't a hotel near here. There isn't a flower in my flat. There isn't an apple in the basket. Any kelimesini ise hiç yok anlamı katmak için olumsuz cümlelerde çoğul isimlerle kullanıyoruz. There aren't any hotels near here. There aren't any books on the shelf. There aren't any students in the class. Soru yapmak istediğimizde ise is ya da are'ı başı alarak yapabiliriz. Kısa cevap verirken de yes there is, no there isn't ya da yes there are, no there aren't şeklinde soruyu yanıtlıyoruz. There is a post office. Is there a post office? Is there a chair near the door? Yes there is. Is there a bird on the tree? No there isn't. Çoğul isimlerle hiç anlamı katmak için de, yani hiç çiçek var mı gibi any kelimesini sorularda kullanıyoruz. Burada şu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Any kelimesini sorularda kullandığımızda çoğul isme çoğul eki olan s ya da es ya da ies takısını eklemeyi unutmuyoruz. There is, there are yapısını genellikle bir resimde ya da fotoğrafta gördüklerimizi anlatırken bu resimde şunlar var, bu var, bu yok gibi kullanabiliriz. Örneğin bu fotoğrafta gördüklerimizi şu şekilde anlatabiliriz. There are three people in the photo. There are two beautiful women. There is a sweet boy. There isn't a girl. There aren't any men. Ya da bu slide'da gördüklerimizi there is a man in the car. There are four balloons in the sky. There isn't a restaurant şeklinde anlatabiliriz. En son resimle ilgili olarak da şu şekilde olumlu, olumsuz ve soru cümleleri kurabiliriz. There are four people and a dog in the car. There isn't a cat. Or there aren't any cats. Is there a bike on the car? Yes, there is. Are there any cats in the car? No, there aren't. Evet, şimdi biraz alıştırma yapabiliriz. Cümlelerde verilen boşlukları öğrendiğiniz yapı olan there is, there are yapısıyla doldurmayı deneyin. Burada isimlerin tekil, çoğul olma durumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Videoyu durdurun ve kendinize yeterli süre verin. Bu slide'da az önce yaptığınız alıştırmanın yanıtlarını görüyorsunuz. Yine videoyu durdurun ve kendi verdiğiniz yanıtlarla buradakileri karşılaştırın. There are 7 days in a week.
There is a TV set in the room. There are two bottles of milk in the fridge. There are old women and men on the tram. There is a computer in my office. There are bikes on the road. There are animals in the forest. There is a child in the garden. There is a teacher in the class. There are photos in my album. İkinci alıştırmada yapmanız gereken resimde gördüklerinize dayanarak verilen cümleleri there is, there are, there isn't ve there aren't yapılarını kullanarak uygun şekilde doldurmak. Tekrar videoyu durdurun ve kendinize yeterli süre tanıyın. Bu slaytta da az önceki alıştırmaya verdiğiniz yanıtları karşılaştırabilirsiniz. Bunun için yine bir süre videoyu durdurun. There is a river. There aren't any animals. There aren't any people. There is a tent by the river. There are some trees and flowers. There are high mountains. There aren't any buildings. There are white clouds in the sky. There aren't any children. There aren't any cars. En son alıştırmamızda verilen cümlelerdeki öğrendiğimiz yapının kullanımına ilişkin hataları bulmaya çalışacağız. Cümlede hata yoksa artı işareti koyabiliriz. Yine videoyu durdurun ve cümleleri dikkatle gözden geçirin. Bu slaytta en son alıştırmamızın doğru yanıtlarını görüyoruz. Videoyu durdurarak kendi yanıtlarınızı karşılaştırabilirsiniz. There are some pencils on the table. Is there a car in the garage? There are some people at the doctor's office. Are there any parks near your school? There aren't any apples in the basket. There is not a girl in our family. Or there aren't any girls. Are there any tickets for the concert? Is there a garden in front of your apartment? Son olarak, bu slaytta verilen web sitesi adreslerinden there is there are yapısıyla ilgili olarak ekstra alıştırmalar yapabilirsiniz.